Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 80 günde devri TT kampımızın geldik 65. gününe ve bugün kümelerin elit sorularını yapacağız arkadaşlar Toplamda 30 adet tamamı sınav ayarında yeni nesil sorulardan oluşacaktır Bu testin bugünün pdf'i şöyle gösterelim Bugünün pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur sol üstü taraflarınızda bu çözüm videosuna sağ üstü taratladığınızda ise oynatma listesine ulaşırsınız diyorum. Ve destek vermek adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bunu yaparsanız ben de bu şekilde içerikleri size sunmaya devam edebilirim diyorum. Ve birinci sorumuzda ve şunu söyleyeyim bu yani bu 30 sorunun en iyi sorusu diyebilirim ve en çok hoşuma giden soru da budur arkadaşlar. A kümesi A ve eksi A'dan oluşuyor. A elemandır. Z. B kümesi X kare ve X sıralı ikilisinden oluşuyor x elemanıdır r. C kümesi de a bölü 8'e a eksi 1 bölü 2'den oluşuyor. Bu a da r'nin elemanı. Olduğuna göre a kesişim b'nin eleman sayısıyla birleştiriyorum. b kesişim c'ye. Önce a kesişim b'yi çözelim. a kesişim b demek nedir? Ortak elemanlar. Yani hem bunu hem de bunu sağlayan değerleri sıralı ikilileri bulacağım. Bulalım. E bunun için de benim bileşenlerimin birbirine eşit olması lazım. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın önce çözelim. a eşittir x kare olmak zorunda. Ve eksi a da eşittir x olmak zorunda. Yani ben x gördüğüm yere eksi a yazabilirim veya eksi a x'ti a sayısı eşittir eksi x. Bu daha mantıklı. a gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi x eşittir x kare sol tarafa attım. x kare artı x eşittir sıfıra x parantezinde x artı 1 eşittir sıfırsa buradan gelen iki der vardır. x sayısı ya sıfırdır ya da benim x sayım eksi 1'dir. Peki iki kökü alacağım şimdi bakın. x'e karşılık ben a'lar buluyorum değil mi? x'e karşılık a'lar. Eğer x sıfırsa, x sayısı sıfırsa a sayısı otomatikman sıfır oluyor. Sonra x sayısı eğer eksi 1 ise, bakın eksi 1 ise, eksi 1'in karesi 1, a 1 oluyor. x sayısı eğer eksi 1 ise, yazdım buraya, o zaman a sayısı 1 oluyor. Şimdi gelin bakıyorum. x yerine ben sıfır yazsam, sıralı 2'nin oluşuna bakalım. Sıfır yazdım, ne oluştu? Sıfıra sıfır. Sonra a yana 0 yazdım. 0'a 0. Demek ki benim kesişim kümende 0'a 0 ikilisi var. Çünkü ikisinde de var bu. Bunu yaptık. Bu bir. 0'ı tamamladık. x yerine eksi 1 yazdığımızda. Bakın x yerine. Eksi 1 yazdığımda. Burası eksi 1 oldu. x yerine eksi 1 yazdım. Evet burası eksi 1 oldu. Eksi 1. Eksi 1. Burası da eksi 1'in karesinden 1 oldu. Yani benim sıralı ikilim 1'e eksi 1 oldu. Şimdi a'ya geliyorum. a yana yukarıda 1 yazdığımda yine eksi 1. a yerine 1 yazdığımda. 1'e 1. Bir. Bakın 1'e eksi 1, bir, 1'e eksi 1. Aynı elemanları elde ettim. Benim ikinci sıralı ikilim A'sı 1, diğeri eksi 1 olmuş oldu. Bu 2, demek ki buradan gelen 2 tane var hocam. Aynı mantıkla B kesişim C'yi çözüyorum. Yani ikisinin, sıra, ikisinin bileşenlerini birbirine eşitliyorum. X kare eşittir A bölü 8'e. Aynı şekilde X eşittir A eksi 1 bölü 2'ye. Sonra bu X'i geldim, getirdim. Burada yerine yazdım. A eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir a bölü 8'e. Sol tarafın karesini aldım. a kare eksi 2a artı 1 bölü 2'nin karesi 4 eşittir. Burası da a bölü 8'e. Varsa sadeleşen götürelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. İçler dışlardan 2a kare eksi 4a artı 2 eşittir. 1 çarpı a'dan a'ya. a'yı sol tarafa attım. 2a kare eksi 5a artı 2 eşittir 0. Buradan ben a'ları rahat rahat bulurum. Nedir a'lar? 2 a'ya a. Burası eksi 1'e eksi 2 dersem çarpımları artı 2. Çapraz çarpımı topladım. Eksi 5 oldu. Ve şu şekilde yazılır. 2 a eksi 1 çarpı a eksi 2 eşittir. Sıfırsa 2 değer vardır. Burada a sayısı ya 1 bölü 2 ya da benim a sayım 2. Şimdi burası bitmiyor. A'lara karşılık burada x'ler de var. A sayısı eğer 1 bölü 2 ise benim x'im ne oluyor bakalım. A yerine ben gelip herhangi bir denklemde şurada mesela A yerine 1 bölü 2 yazsam bakın burası A yerine 1 bölü 2 yazdığımda ters çevirildiğinde 8 bölü 1 bölü 8 1 bölü 16 oldu. 1 bölü 16 oldu. Burada yazsam 1 bölü 2 aynı şey olur değil mi? X kare fark etmez. A yerine ben 1 bölü 2 yazdığımda burası 1 bölü 16 oldu. E, X kare 1 bölü 16 ise X dediğim sayı 1 bölü 4'tür ya da benim X sayım eksi 1 bölü 4'tür. Deneyeceğiz merak etmeyin. Eğer a sayısı 2 ise bakın burada 2 yazdım veya 2 bölü 8 1 bölü 4 yine artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerleri var. Yani x sayısı ya 1 bölü 2 ya da benim x sayım eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi yerine yazıp acaba eşit elemanlar var mı ona bakacağım. Tek tek bakalım. A yerine burada 1 bölü 2 yazdığımda benim birinci bileşenim 1 bir bölü 16 oluyor. Bu birinci bileşen. Aynı bir 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 A yerine 1 bölü 2 yazdım. Burası 1 bölü 16. 1 bölü 16. Virgül. A yerine 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. 2 eksi 1'den eksi 1. 1 2 eksi 2. 1 eksi 2'den eksi 1 bölü 2. Bölü 2 dediğimizde burası eksi 1 bölü 4 oldu. Acaba yukarıda ben bu x'i yazdığımda yani şu iki değeri yazdığımda 1 bölü 16 eksi 1 bölü 14 elde edebiliyor muyum ona bakacağım. X yerine 1 bölü 4 yazsam 1 bölü 16'ya 1 bölü 4. Bakın diğerinin eksi olması lazım. Demek ki buradan gelmiyor. Eksi 1 bölü 4'e bakıyorum. X yerine eksi 1 bölü 4 yazdığımda bakın burası 1 bölü 16 burası eksi 1 bölü 4. Aynı şeyi elde ettiğim için benim B kesişim C kümemin elemanı 1 bölü 16 veya A'ları yazın fark etmez. Tamam A'ları yazın. Burası aynı şey geliyor zaten ya. 1 bölü 16 virgül eksi 1 bölü 4. Bu da 3. sıralı ikili. Virgül A yerine 2 aldığımızda 2 bölü 8'den burası 1 bölü 4. Bakın burası 1 bölü 4. A yerine 2 yazdığımızda 2 eksi 1 1. Burası 1 bölü 2. Şimdi buradaki x değerlerini yukarı yerine yazacağım. X yerine 1 bölü 2 yazsam 1 bölü 4. Burası 1 bölü 2 bakın sağlıyor. Her ikisinde de var. Yani burası 1 bölü 4 virgül 1 bölü 2. Diğerine bakalım. Eksi 1 bölü 2 yazdığımızda karesi tamam ama burası negatif oluyor bakın. Eksi 1 bölü 2 oluyor ama artı çıkması gerekiyordu aynı olması için. Yani bu da benim dördüncü elemanım oluyor. İki tane sol taraftan A kesişim B'den. İki tane B kesişim C'den. Soru benden bunların birleşimini istiyor ve bunun eleman sayısını istiyor. 1, 2, 3, 4 elemanlı bir küme oluyor. Birinci sorumuzun cevabı da 4 olarak bulunmuş oluyor ve yorucu ama çok iyi bir soruydu arkadaşlar. İkinci sorumuzda A kümesi x'ler öyle ki x 17'den küçük olacak ve x z artının elemanı bakın z artının olmak üzere A kümesinin n ile kalansız bölünebilen elemanlarından oluşan alt kümesi kalansız bölünebilen elemanların oluşan alt kümesi n a olarak ifade ediliyor. Bakın alt kümesi. Buna göre s a3 a4 8'dir diyor. Bakacağız. İfade hangileri doğrudur? Önce şuna bakalım. s a3 demek bu ifadedeki 3'e bölünebilen. Bakayım. A kümesinin yani 17'den küçük olan bu kümenin nedir bunlar? 1, 2, bla 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 bla. 16'ya kadar gidiyor. Bu kümede 3 ile kalansız bölünebilenler. E bunlar basit arkadaşlar. Nedir bu kümemiz bizim? 3 var, 6 var, 9 var, 12 var, 15 var. Virgül. 4 ile kalansız bölünenler nedir? 4, 8, 12, 16. 12 iki defa yazmaya gerek yok. Buraya 4, 8 ve 16'yı yazdım bunları birleştirdim. Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 elemanlı birinci öncüm doğru. Mantık bu. Sonra 2 ile tam bölünenler diyor. 2 ile tam bölünenler çift sayılar. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16 dedik. Sonra 3 ile tam bölünenler diyor. Bakın kesişim. 3 ile tam bölünenler nedir? 3 6 9 12 15'tir. Benden bunların kesişimini istiyor. Ortak elemanlarımız 6'lar ortak. Başkan 12'ler ortak. Başka da ortak eleman yok. E bu diyor a 6 eşittir. A6 nedir? 6'ya tam bölünenler 6 ve 12. Bakın zaten bu ikisini elde diyorum. O zaman ikinci öncülümüzde doğru olmuş oluyor. Devam. 5 ile tam bölünenler 5, 10, 15. 3 eleman. Artı 4 ile tam bölünenler 4, 8, 12, 16. Bu da tamam. S diyor. Burası 3 elemanlı. Burası 4 elemanlı. 3 artı 4'ten 7 çıkacak da 6 çıkmış. O zaman 3. öncülü elediğimizde ikinci sorumuzun cevabını i ve 2 olarak bence çok tatlı bir soru olarak bulmuş oluruz. Yine 3. sorumuz hatta bu 2 yıl önce yazmıştım bu soruyu. Sınavda buna yakın bir soru çıktı. Diyor ki yukarıda verilen tiyatro salonundaki koltuk numaraları soldan sağa doğru birden başlayarak ardışık olarak artmakta. Aşağıdan yukarı doğru ise A'dan başlayarak Ç ve yumuşak Y hariç alfabemizdeki harfler sırasıyla kullanılarak isimlendirilmektedir. Örneğin mavi koltuk C2. Bakın C kodunda ikinci sıra. Tamam. Bu tiyatro salonunda aynı anda film izleyen Doğa, Doğan'ın oturduğu koltuk C20. Yani bu şu anlama geliyor. Burada C var ya demek ki burası 20. sıraya kadar geliyor. C20 burası. Burada Doğa oturuyor. C20. Bu bir. tuban oturduğu koltuk J3 diyor. Yani yukarı doğru demek ki C, D, E. Şöyle yapalım. C önemli. D, E, F, G. Yumuşak G yok. H ve bizde başka ne yoktu? C ve yumuşak G yok. D, E, F, G, H, I, I ve J. Bu da J3 diyor. J3 nereye denk gelir? J3 de buraya denk gelir. Bu da bunun yeri. Tamam. İşte diyor ki bu tiyatro salonunda aynı anda film izleyen Doğan'ın oturduğu koltuk C20, Tuba'nın oturduğu koltuk J3 olduğuna göre bu salonda en az kaç koltuk vardır diyor bana. Yani burada en az kaç koltuk olduğunu soruyor. Demek ki hocam bu sağ kadar sağa doğru 20'ye kadar gidiyor. Yukarı doğru kaç satır var bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 satır var ve her birinde 20 koltuk varsa bakın 20, her birinde 20 koltuk varsa demek ki buradaki 20 çarpı 11 satır vardı. 20 çarpı 11'den 220 tane koltuk vardır. En az diyoruz. Bu sorumuzun cevabı yani şu şekilde oluyor. J yine 20'ye kadar geliyor. En az dediği için 20'ye yani 21'e kadar alabilirdim normalde ama... Ben burada 20'ye kadar görmüşüm. Daha da arttırmak istemiyorum. En azından bir 20. koltuk var diyorum. Sağdan sola doğru. Yukarı doğru da 11 sıra var diyorum. Toplamda 220 koltuk vardır diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yine dördüncü sorumuz güzel seçici bir soru diyor ki. Aşağıdaki tabloda bir kurstaki matematik, fizik ve kimya ders saatleri verilmiştir. Matematik. Pazartesi 9, 10 Perşembe 9, 10 .30. Fizik Perşembe 9 buçuk Cuma 9 buçuk Kimya Pazartesi 9 buçuk Cuma 9 buçuk. Bu üç dersteki 65 öğrenci. Bu birinci bilgi. Derslere eksiksiz olarak katılmaktır. Demek ki herkes derse gitmiş. Matematik dersindeki öğrenci sayısı, fizik dersindeki öğrenci sayısından 11, kimya dersindeki öğrenci sayısından 17 fazladır. Matematik dersindeki öğrenci sayısı, fizikten 11 fazlaysa, fizikte her x, o x kişi varsa, matematik dersinde x artı 11 kişi var, ve 17 fazlaysa kimyadan da bakın 11 eksi 17'den x eksi 6 kişi de kimyada var. Tekrar diyoruz. Matematik dersine gidenler fizikten 11 fazla kimyadan 11 artı 6'dan da 17 fazla. Bu da tamam. Buna göre kursun matematik dersinde kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi hocam acaba matematiğe giden fiziğe gidiyor mu? diye bir düşünce kafanız oluşabilir. Gidemez. Çünkü pazartesi günü 9 ile 10 arasında ya bunu tercih edecek ya da bunu tercih. Yani ikisine aynı anda gidemez. Yani birine gitmek zorunda. Pazartesi günleri devam ediyorum. Perşembe günü aynı şekilde ya buna gidecek ya buna gidecek. Bu da tamam. E, cuma da aynı şekilde ya buna gidecek ya da buna gidecek. Yani bir öğrenci hem oraya hem buraya gidemez. Yani bir öğrenci hem Pazartesi günü matematiğe zaten Pazar günü bir de kimya var. Ya matematiğe ya kimya gidecek. O yüzden bir kişi yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir kişi hocam birden fazla yere gidebiliyor mu? Buna göre kursun matematik dersinde kaç öğrenci vardır? Evet olmuyor. Peki toplamda 65 öğrenci varsa tekrar diyorum bir öğrenci birden fazla yere gidebiliyor mu? Gidemez çünkü pazartesi günü kurs var. Sadece bir kişi gelebiliyor buraya. E bu hocam bu arkadaş perşembe günü gidebilir mi? Hayır gidemez. Bununla ilgili bilgi vermiş miyim? Vermemiş. Her öğrenci bir derse katılacak. Şimdi oldu. Her öğrenci bir derse katılacak diye bu ekstra bilgiyi buraya verelim. Çünkü şu aklımıza gelebilir. Şu an düşündüğümde gelebilir. Yani pazartesi günü giden arkadaş perşembe günü başka yere gidebilir mi? Niye gitmesin? Gidebilir. O yüzden farklı öğrenci olmak zorunda. E, toplamda 65 kişi varsa Demek ki bu kişilerin toplamı 65 olacak. x artı 11 artı x artı x eksi 6 eşittir 65'e. x x x'ten toplam 3 x. 11 eksi 6'dan 5 diğer tarafa attım eşittir 60'a. Buradan x eşittir 20'ye. Bu da tamam. Matematik dersinde kaç öğrenci vardı? x artı 11'di. O da 20 artı 11'den toplam 31 öğrenci vardır. Dördüncü sorumuzun cevabını da 31 olarak buluyoruz yaklaştıralım bu çünkü bu kısa bir soru. Beşinci sorumuzda öğrenci sayısının 35 olduğu bir sınıfta gözlüklü kız öğrenci sayısı 9'dur. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısına eşittir. Gözlüklü öğrenci sayısı 15'tir. Buna göre gözlüksüz erkek öğrenci sayısı kaçtır? Tabii ki de tabloya ihtiyaç duyacağım çünkü iki bileşen var. Birincisi gözlüklü ve gözlüksüz olmaları bir de kız ve erkek öğrenci olmaları. Peki temel bilgileri dolduralım. Gözlüklü kız öğrenci. Aha da burası 9'dur. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısına eşitse burası x ise gözlüksüz erkek de x'tir. Gözlüklü öğrenci sayısı 15. Yani gözlüklü. Buranın toplamı 15. E 9 buradaysa geriye kaç kaldı? 6 kaldı. Bu da tamam. Toplam 35 kişi var hocam. Toplayalım. 9 artı 6 15 kişi burada. Demek ki geriye kalan 20 kişi de burada olmak zorunda. Yani gözlüksüz 20 kişi. E 2x eşittir 20 ise x dediğimiz sayı 10 çıkar. Bizden gözlüksüz erkek sayısını istiyor. Gözlüksüz erkek x istiyor yani 10 istiyor. 5. sorumuzda 10 olarak bulunmuş oluyor. 6. sorumuzda A kümesi eşittir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların çarpımı kaçtır? Şimdi ben burada tüm alt kümelerini bulurum. Bunu bulmak yerine sadece 2'nin bulunduğu alt kümelerini bulsam. Mesela bu ne anlama geliyor? Tek elemanlı bakın bir elemanlı 2'nin olduğu sadece 2 alt kümesi var. 2 elemanlılara bakıyorum. 2 i̇ki elemanlı 2'nin bulunduğu tek tek yazalım. 2, 3 bakın virgül. 2, 4 virgül. 2, 5 bla 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 bla. 2, 7. Bu şekilde burada 1, 2, 3, 4 toplam 5 tane alt küme var. Ve bu şekilde ben en son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlıya kadar bulabilirim. Bakın her birindeki 2'yi çarpacağım. Çünkü tüm onların çarpımı istiyor. Bunu bulmak yerine ben içinde kesinlikle 2'nin olduğu alt kümeleri bulursam, kesinlikle 2 bulunacaksa 2'yi bu kümeden çıkardım geriye 1 2 3 4 5 eleman kaldı. O zaman bu 5 elemanı ben hiçbir şey seçmezsem 2'yi, 3'ü seçersem 3 2 3, 4'ü seçersem 2 4 veya ikili seçebilirim. 3 4 2 3 4 olur veya hepsini seçebilirim. 2 3 4 5 6 7. O zaman ben bu 5 elemandan toplamda 225 eşittir 32 tane alt küme oluşturun ve bu alt kümelerin hepsinde 2 elemanı bulunur. Yani bunların hepsinin çarpımı ne olur o zaman hocam? 2 üzeri 32. E aynı mantıkta ben 3 elemanlarının olduğu yani 3'ü buradan çıkarttım. Yine 2 üzeri 5 tane yine 32 alt küme oluştururum. Demek ki 3'ten de 32 tane kullanıyorum. Bu da 2 üzeri pardon 3 üzeri 32 yapar. E aynı mantıkta hepsini kullansam 3 üzeri 32 çarpı 4 üzeri 32 çarpı 5 üzeri 32 çarpı 6 üzeri 32 çarpı 7 üzeri 32 olur. Hepsinin üstü 32 ise tabanlarını çarpıyorum. 2 çarpı 3 6, 4 daha 24, 5 daha 120, 6 daha 720. Burası da 720 çarpı 7. 7 2 7 0 0, 7 2 14 1, 49 50. 5040 üzeri 32'den 5040 üzeri 32 olur. Tüm elemanların alt kümelerinin çarpımı ve 6. sorumuzu da bize bu şekilde 5040 üzeri 32 olarak buldurmuş oluyor ve bu sayfamızı da bu şekilde geçelim. Gerçekten çok sağlam sorular vardı. Bence 6. soru gerçekten ama gerçekten güzel bir soru. 5. sorumuz diğerlerine nazaran biraz daha kolay bir soru. 4. sorumuz çok iyi bir problem sorusu. Birinci sorumuz çok iyi bir işlem sorusu. Yani bu kesişimin mantığını çok net bir şekilde anlamanız gereken bir soru. Yine ikinci sorumuz güzel bir küme sorusuydu. Ve üçüncü sorumuz da daha sınavda benzeri çıkmış demiştim bu sene. Ki ben bu soruyu iki yıl önce yazdım. Güzel bir soruydu diyoruz ve yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Diyor ki B kümesi x4, x3, x2, x1, 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin iki elemanlı tüm alt kümelerindeki elemanların toplamını eleman kabul eden A kümesi oluşturuluyor buna göre. S A kaçtır? Bakın iki elemanla alt kümenin toplamını alt küme kabul ediyor. Ne anlama geliyor bu? Gelin biz A kümesini oluşturalım. A kümesi şöyle oluşur. En düşük eksi 4 ve eksi 3 elemanlarını alsam bunları toplasam hocam eksi 7 elemanını da bulurum. Güzel. Eksi 6'yı elde edebiliyor muyuz? Eksi 4 ile eksi 2 alsam eksi 6 ederim. E, eksi 4 ile eksi 1 alsam eksi 5 elde ederim. Bla 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 bla. Aradakilerin hepsini elde ederim arkadaşlar. Eksi 1 sıfırdan eksi 1 mesela. Eksi 1 bir birden sıfır mesela. Bunların hepsini elde edebiliyorum. En büyük nedir? 3 ve 4'ü aldım. Hatta önce 2 ve 4'ü alayım. 6 elde edeyim. Sonra 3 ve 4'ü alayım. 7 elde edeyim. Yani ikişerli elemanların toplamını küme kabul edecek. Aa. E hocam o zaman eksi 7'den artı 7'ye kadar tüm elemanlar barınır burada. Eksi 7'den sıfıra kadar 7. Yedi. Sıfırdan 7'ye kadar bir 7 de burada 14. Bir de ortada sıfır vardır. Toplam SA dediğimiz 15 elemanlı bir küme olur. 7. sorumuzun cevabını da 15 olarak bulmuş oluruz yine. Bence mantıklı bir soru. 8. sorumuz B eşittir alt küme yani küme. İçinde 1 diye bir elemanı varmış. 2 diye bir elemanı varmış. Tırnak 3 diye bir elemanı varmış. Tırnak 1 2 diye bir elemanı varmış ve boş küme işaretinde bir elemanı varmış. Bakın burası eleman. Bakalım. Şimdi eleman dediği anda direkt bir elemanıdır. B der mesela. Yani içerideki elemanı aynen yazar. Var mı öyle bir eleman? Var. Mesela tırnak 1 2 diye bir elemanı var mı? Bakıyorum. Tırnak 1 2 diye bir elemanı var mı arkadaşım? Yani ben o zaman burayı tırnak 1 2 elemanıdır B diyebilirim. Bak normalde elemanda tırnak kullanılmaz ama zaten direkt ben buradaki elemanı yazdım. Ne gördüysem onu yazdım buraya. Bu doğrudur. Kaç tanesi doğrudur diyor. Tırnak 1 2 alt kümesidir B diyor. Eğer bu elemanı almış olsaydı şöyle yazardık. Tırnak bir iki elemanını aldım. Bunu alt küme şeklinde yazdığımda böyle yazardım. Ama hocam 1 ve 2 diye ayrı, ayrı elemanları var ya. Ben bu ikisini alıyorum 1 ve 2'yi. Bunu ben küme şeklinde soktuğumda alt küme olarak yazabiliyorum. Yani ikinci öncül de doğru. Boş küme elemanıdır B diyor. Bir eleman yazdığımızda tırnak kullanmıyorduk. Boş küme diye bir elemanı var mı? Var. O zaman bu öncül de doğru. Bir de boş küme B'nin alt kümesidir diyor. Şimdi ne dedik biz? Her alt küme şeklinde yazdığımda. Bakın alt küme tırnak şeklinde yazdık. Ama boş küme zaten böyle yazılır hocam. Boş küme gösterir mi bu? Yani boş küme alt kümesidir B'de. Ayrıyetten bir tırnak yazmama gerek yok. Yani bu öncül de doğrudur. Sonra 1, 2, 3 alt kümesidir B diyor. 1 diye bir elemanı var. 2 diye bir elemanı var. Ama 3 diye bir elemanı yok. Çünkü tırnak uç var. Yani benim 5. öncülüm yanlıştır. O zaman 1, 2, 3, 4'ü doğru. 8. sorumuzu da 4 olarak bulmuş oluruz. 9. sorumuz x ve y doğal sayılarının pozitif tam sayı bölenlerinin kümeleri sırasıyla x ve y'dir. Yani x'in pozitif tam sayı bölenleri x, y'nin pozitif tam sayı bölenleri y'dir. x ve y kümelerinin 4 tane ortak elemanı olduğuna göre İ2, 3, i, 2, 3, x, 9, y, 21 olabilir. İfadelerinin hangileri yanlıştır diyor. Biz burada yanlış arıyoruz. Peki tek tek tüm şıklara bakalım. x'in pozitif bölenleri y'nin pozitif bölenleri x'in ortak kümeleri 4. Peki 9'un pozitif bölenlerini bulayım. 1, 3, 9. 21'in pozitif öğrenlerini bulayım. 21'in pozitif öğrenleri. 1, 3, 7, 21. X ve Y kümelerinin 4 tane ortak elemanı vardır. Bakıyorum bunların sadece ve sadece 1, 2 tane ortak elemanları var. Yani benim iyi öncülüm yanlıştır. Her, her şık için yapacağız bunu. 2, 12 sayısının pozitif öğrenleri 1, 2, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür. Sonra 18 sayısının pozitif bölenleri 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olur, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olur ve 18 olur. Ortaklara bakıyorum. 1'ler ortak, 2'ler ortak, 3'ler ortak, 4 yok. 6'lar ortak, başka ortaklı toplamda 4 ortak var. Demek ki benim ikinci öncülüm. Doğrudur ama biz yanlış arıyoruz. Yanlış arıyoruz. 8 ve 60 diyor. 8'in pozitif bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 60'ın pozitif bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 maşallah. 6, 7 olmaz. 8'e bölünür mü 60? 60 bölü 8. 2'ye böldüm 30'a 4. 15'e 2 bölünmüyor. 6, 7, 8, 9 olmaz. 10, bla 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 60'a kadar gidiyor. Zaten ortak 4 tane olacak diyor. Bakın 1'ler aynı. 2'ler aynı. 4'ler aynı. Ama bunun dışında bir aynı eleman yok. Yani 3 tane aynı eleman var. Demek ki benim 3. öncülüm yanlış olmuş oluyor. Zaten benden yanlışları istiyordu. Toplam 2 tane yanlışım var. O zaman i ve 3 i'den 9. sorumuzu da bu şekilde i ve 3 i yanlıştır diye buluyoruz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı mı var? Şu bakayım şuraya. 7, 8, 9 tamam doğrudur. Çünkü 10. soru özel bir soruydu şimdi hatırladım. Aşağıdaki Venn şemasında 3 tane öncü var. soruya bakalım. Bir tık geri çektim. Buna göre şemada taralı bölgeye karşılık gelen kümenin sözel ifadesi nedir diyor? Güzel bir soru. Peki bu sözel ifadeye bakalım. Neymiş bu sözel ifade? Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin kümesi D'dir. Bu devlet üniversitesinde okuyanlar. ÜTÜ'de okuyan öğrencilerin İ'dir. Bu İTÜ'de okuyanlar. Mimarlık bölümünde okuyanların kümesi de M ile gösterilmiştir. Burada bizim elimizde şu kesişim var. Bu kesişim hem M'nin altında İ'nin altında değil bakın İ ile alakası yok. Hem de D'nin altında. O zaman biz devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin kümesini bir de mimarlık bölümünde okuyan kümesini meyle gösterdim. O zaman devlet üniversitesinde okuyan mimarlık bölümü öğrencileri İTÜ değil. Devlet üniversitesinde İTÜ'de okumayan mimarlık öğrencileri dersem daha doğru olur. Bakın ben bunu nasıl ifade etmişim. İTÜ'nün dışındaki evet İTÜ'de okumayan Devlet üniversitelerinin mimarlık bölümündeki okuyan öğrenciler doğru bir ifade oluyor arkadaşlar. Bakın İTÜ'nün dışındaki çünkü İTÜ'nün dışında kalıyor burası bakın İTÜ'ye dahil değil. İTÜ dışında devlet üniversitesinde okuyan mimarlık bölümü öğrencileri doğru ifade oluyor cümlesi olarak 10. sorumuzu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. 11. sorumda yukarıdaki Venn şemasındaki elemanlarla elemanlar iki basamaklı doğal sayılardır. Venn şemasındaki elemanlar iki basamaklı doğal sayılar hepsi. 2 ile kalansız bölünebilen kümesi A. A sayısı 2 ile kalansız bölünebilenler kümesi. Nedir bunlar arkadaşlar? A kümesi şöyle açık açık yazalım. 2 basamaklı olacak ya. 10, 12, bla 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 bla. Nereye kadar gider? 98'e kadar gider. Bu bir. B kümesi. 5 ile kalansız bölünebilen sayılar. B kümesini yazıyorum. Yine 2 basamaklı olacak. 10, 15, dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Nereye kadar gider? 95'e kadar gider. C kümesi de 20 ile kalansız bölünebilenler kümesi de. Onu da şöyle yazalım. C diye. Burada da 20, 40. 60, 80. Bu kadar eleman var. Buna göre taralı bölgeyle gösterilen kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Şöyle yaklaştıralım bulalım. Taralı bölgeye bakıyorum. Taralı bölge A ile B'nin kesişimi yani hem A'ya hem de B'ye sayı olacak ve C'ye bölünmeyecek. Yani 20'nin katı olmayacak. Şimdi A dediğim 2'nin katı olan sayılardı. B dediğim 5'in katı olan sayılardı. Bir sayı hem 2'nin katı hem 5'in katı ise demek ki burada 10'un katı olan sayılar var. Yani 10, 20, 30, 40 gibi. 10, 20, 30, 40 gibi. O zaman ben A kesişim B'yi önce bulayım. A kesişim B. 10, 20 yazabiliriz. 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Bu bir. Diyor ki buradan C'yi sökat diyor. C'yi sökat demek 20, 40, 60, 80'i sil. 20, 40, 60 ve 80'i sildiğimizde geriye 1, 2, 3, 4, 5 eleman kalıyor. 11. sorumuzu da bu şekilde 5 eleman olarak buluyoruz diye. 12. sorumuz. Bir okulda herkes tablet veya bilgisayar kullanmaktadır. Herkes yani. Kullanmayan arkadaş yok. Bu okuldaki öğrencilerin %70'i bilgisayar, %60'ı tablet kullanmaktadır. Bilgisayar kullanan öğrencilerin %60'ı ise A sınıfındadır. Bilgisayar kullananların %60'ı A sınıfındadır. Bu okulda A sınıfında okuyan ancak tablet kullanmayanlar tüm çalışanların en az yüzde kaçıdır diyor bana. Şimdi tüm öğrencilerin ne çalışanı Tüm öğrencilerin. Bakalım arkadaşlar. Toplam bu okulda 100x kişi olsun. Okuldaki toplam nüfus 100x olsun. Bunun %70'i bilgisayar kullanıyorsa demek ki buradaki 70x bilgisayar kullanıyor. Bir geriye kalan %60'ı da 60x geriye kalan değil. 60x'i de tablet kullanıyor. Şimdi bunların bir de kesişimleri var. Yani ortak kullandıkları var. Yani hem bilgisayar hem tablet kullananlar var. Bunu bulalım. Bilgisayar kullananlar 70x artı. Tablet kullananlar 60x eksi Kesişim kümesini bilmiyorum. A diyorum. Eşittir toplam kişi sayısına 100x'e. 60, 70, 130 diğer tarafa attığımızda. A eşittir 30x. Demek ki bu 30x ikisini de kullanıyor. Bakın buradaki 30x hem bilgisayar hem de tablet kullanıyor. Bu da tamam. Bu okulda A sınıfında okuyan. Şöyle yapalım. Bilgisayar kullanan öğrencinin %60'ı A sınıfındadır. Bu 70x öğrencinin %60'ı. 70 çarpı 60 bölü 100. 0000 42x. 42x'i A sınıfındaysa. Geriye kalan o zaman B sınıfındadır. Tüm öğrencilerin en az yüzde kaçıdır diyor. A sınıfında okuyan ancak tablet kullanmayanlar. Bakın A sınıfında okuyan 42x bilgisayar kullananlarda vardık. Evet doğru. O zaman geriye kalanlar da B sınıfındadır. Geriye kalanlar B sınıfından. Benden istediği A sınıfında okuyan ancak tablet kullanmayanlar. Tablet kullanmayansa bilgisayar kullanan anlamına gelir bu değil mi? Doğru. Tablet kullanmayansa o zaman bu bilgisayar kullanan anlamına gelir. Tüm çalışanların en az yüzde kaçıdır? Toplam 100 x'ti. Bu okulda A sınıfında okuyan. A sınıfında toplam 42 x var. Bunların hepsi A sınıfında ve bilgisayar kullananlar içinden seçmişim ben burayı. Bilgisayar kullananlar içinden. Tamam şimdi oldu. Harika. A sınıfında okuyan. 42x ancak tablet kullanmayanlar tüm çalışanların en az yüzde kaçıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Toplam 30x'i biz bilgisayar ve tablet kullanan dedik. Diyor ki A sınıfında olacak bu 42x içinden olacak ve bunun tablet kullanmayanları alacağım. Şimdi bu bilgisayar kullananlar içinden seçtim ama benim biliyorum ki 30x kişi, 30x kişi hem bilgisayar hem tablet kullanıyor. O zaman ben şunu diyorum. Buradaki 60x kişinin 30x'i hem bilgisayar hem tablet kullansın. Diğer 30x'i sadece tablet kullansın. Benden istediği şey A sınıfında olacak fakat tablet kullanmayacak. Bakın toplam 42x kişi varsa bunun 30x'sini ben kesişim kümesinden alıyorum. Ne anlama geliyor bu? Buradaki 42x'in 12x'i tablet kullanmayacak. Geriye kalan 30x'ini de ben ortak elemandan seçiyorum. Hani dedik ya toplam 30x hem bilgisayar hem tablet kullanıyor. Ben bu 30x'i maksimum maksimize edersem toplam 42x vardı burada bilgisayar kullanan A sınıfında 42x vardı. Bunun 30x'i hem bilgisayar hem tablet kullanırsa geriye kalan 10x'i bilgisayar kullanmaz. Yani sadece tablet kullanır. Benden zaten A sınıfında okunacak tablet kullanmayanlar istiyor. O da 10x'e eşittir. E en az yüzde kaçtır diyor çalışanlara göre. Tüm çalışanlar 100x'ti. 12x/100x çarpı %100'den de otomatikman %12 olarak bulunuyor. 12. sorumuzun cevabı %12'dir arkadaşlar. Biraz karışık yapmış olabilirim kusura bakmayın. Bu sorumuzda bu şekilde geçtik. Bence 12 gayet makul bir soruydu. Yine 11. sorumuz sınav ayarında gelebilecek güzel bir soruydu. Aynı şekilde 10. sorumuz da sözel bir şekil yani sözel bir şekilde bu sınav ayarında gelebilecek bir soruydu bu da. Güzel bir soruydu. 9. sorumuz iyi bir soruydu. 8. sorumuz öğretici bir soruydu. Ve 7. sorumuz da iyi bir soruydu deyip bu sayfamızı da bu şekilde geçmiş olalım. Geldik 13. sorumuza. Diyor ki, yine ortada bir sinek dolanıyordur bakalım. 13. sorumuzda bir spor kursuna giden kişilerden yaşı 16 ve 16'dan küçük olanların kümesi A, futbol kursuna gelenlerin kümesi B, voleybol kursuna gelenlerin kümesi V ile gösteriliyor. Buna göre F kesişim V eksi A kümesinin sözel ifadesi nedir? F kesişim V. Şimdi F kesişim V. Bu ne anlama geliyor? Futbol kursuna gelenler ve voleybol kursuna gelenler. Yani hem futbol hem voleybol kursuna gelecekler. Ama neyi çıkaracağız? Yaşı 16 ve 16'dan küçük olanları çıkaracağız. O zaman çıkarttığımızda geriye futbol, futbol ve voleybol kursuna gelen 16 yaşından büyük kişiler kalacak geriye. Bakalım söz olarak nasıl yazmışım ben aşağıya. Futbol ve voleybol kursuna giden 16 yaşından büyük kişiler doğru cevaptır arkadaşlar. 13. sorumuzu da bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. 14. sorumuzda B diyor ki 1, 2, 3, 4, 5 bla, bla 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 31, 32, 33 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin elemanları toplamı 3 ile tam. Çok tatlı bir soru. Neden biliyor musunuz? Çünkü toplam 4 ihtimal var. Yani ben buna 3 eleman seçeceğim. Bu seçtiğim elemanlar toplamının 3 ile bölünmesi için toplamda 4 ihtimal var. Gerçekten zor bir soru anlamlı bir soru. Birinci şekle bakalım. Birinci ihtimalim benim şudur arkadaşlar yaklaştırayım. Birinci ihtimalim seçtiğim 3 elemanın hepsinin 3'ün katı olması. Mesela ne var burada? Yani birisi 3'ün katı olacak. Diğeri 3'ün katı olacak. Otomatikman 3'ün üstü de 3'ün katı olacak. Örneğin ben buradan 3, 6, 9'u seçsem Bunların toplamı 3'ün katı olur. Bu bir. Sonra başka şimdi bir sayıyı 3'e böldüğünüzde tam bölünebilir yani 3'ün katı, Bir kalan verebilir, iki kalan verebilir. İkinci ihtimalim de hepsinden bir kalan verdiği ihtimal var. Bakın ikinci ihtimalim. Hepsinden bir kalan verdiği. Yani 1 kalan, bir kalan ve bir kalan verdiğinde Üçünü toplam bakın 3 oluyor. Örnek vereyim. Mesela bir burada bir kalan verir virgül. Mesela 4 burada bir kalan verir. Virgül. Mesela 7 burada bir kalan verir. Bunların üçünü topladığınızda 7, 4, 11, 1 daha 12, 3'ün katı olur. Bu ikinci ihtimalim. 3 ihtimalim de bakın tam bölünen bir kalan veren bir de iki kalan veren var. İki kalan verenleri de ben iki kalan, iki kalan, iki kalan gibi düşünsem. 2, 4, 6 örnek vereyim. Mesela buradaki kümede 2 başka iki kalan veren diğer eleman 5, 3 fazlası 8. Bunların da toplamı 8, 2, 15 5 daha 15, 3'ün katı oluyor. Bir de dördüncü bir ihtimalim var. O da şudur arkadaşlar. Biri 3 kalan verir. Biri 2 kalan. Biri 1 kalan. Verdiğinde bu da aynı şekilde 3, 2, 5, 1 de 6 bakın tam bölünüyor. Bakın 3 kalan, 2 kalan, 1 kalan. Örnek verelim 1, 2, 3. Mesela örnek verelim 4, 5, 6 gibi. Hatta örneği verelim 4, 5, 6, 6, 4, 10, 5 daha 15, 3'ün katı oluyor. Şimdi hepsini ayrı ayrı bulup bunları toplamam lazım. Mesela hepsi 3'ün kalan olsaydı. Şöyle yapalım bir de. 3 kalan veren küme yani B3 diyeyim. 3 kalan veren yani tam bölünen elemanlar nelerdir? Bunlar arkadaşlar 3, 6, 9, 12 bla 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 bla. Nereye kadar gidiyor? 33'e kadar gidiyor. Buradan ben 3 eleman seçeceğim. Bu 1. Sonra 2 kalan veren küme nedir arkadaşlar? Burada 2, 3 arttırdım 5, 3 arttırdım 8. Dıgıdık 32 olsa 3'e bölsem 2 kalan verir. Bu da tamam. Sonra 1 kalan veren kümeye bakıyorum. 3 kalan veren ile 0 kalan veren aynı mantık. Tam bölünüyor. Buraya b 0 yazabilirdik. 1 kalan veren küme nedir? Burada 1 bakın 4 7 dıgıdık 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 31'e kadar gidiyor. Şimdi bunların eleman sayısını bulalım. Mesela 3 kalan veren kümenin eleman sayısı son terim 33 eksi ilk terim 3 bölü artış miktarı artı 1. 30 3 10 artı 1'den toplam 11 elemanlı. Bu bir 2 kalan veren kümenin eleman sayısını buluyorum. 32 2. Aynı mantık. 32 2 bölü 3'er 3'er artıyor. artı 1 dediğimizde 11 elemanda. Yine 1 kalan veren kümede 31 1. 30 bölü 3 artı 1'den yine 11 elemanda bir küme oluyor. O zaman ben hepsini ayrı ayrı buluyorum. 1. Hepsini 3, 3 kalan veren eleman seçersem. Yani bu 11 elemandan ben herhangi 3 tanesini seçtiğimde bu oluşan kümenin rakamları, toplamı, sayıları toplamı 3 ile tam bölünür. O zaman ben 11'in 3'lü kombinasyonuna baktım. Yani 11 elemandan 3 eleman seçtim. Aynı şekilde 1 1 1 seçmek demek 1 kalan veren küme. Toplam 11 eleman var. 11 elemandan 3 tane seçtim. Artı 2 5 8 yine 2 kalan veren kümede aynı şekilde 3 tane seçiyordum. Buradan da ben yine 11'in 3'lüsünü seçtim. Artı şimdi burada işler değişiyor. Buraya geldiğimizde, bakın buraya geldiğimizde bu 11 elemandan bir tanesini seçeceğim. Nedir bu? 11'in birlisi. Çarpı çarpı çünkü yanında bir tane daha eleman seçeceğim ve bunlar değişken olacak yani. Buraya seçtim, bir tane buraya seçeceğim, bir tane buraya seçeceğim. Burası yine 11'in birisi. İki, yani bu 11 elemandan birini, burada da 11 elemandan birini seçtim. Çarpı 11'in birisi. Bakalım kaç tane 3 ile tam bölünebilen eleman oluşturulabiliyor. Bakalım arkadaşlar. Yanlış da yapmak istemiyorum. Nasıl vermişim şıkları? tam Çarpmadan vermişim. Bu şu anlama geliyor. 3 tane bundan varsa bu 3 çarpı 11'in üçlüsü artı 11 çarpı 11 çarpı 11'de 11 de 11'in kübü demektir. Ve şıklarda bunu görürseniz doğrudur arkadaşlar. İçeri dağıtmaya gerek yok. Çok büyük bir sayı çıkıyor çünkü. Bu da 14. sorumuzun cevabını bu şekilde bakayım yine teyit edelim. 3'ün 11'in üçlüsü artı 11 üzeri küp olarak bulmuş oluyoruz. Gerçekten güzel, mantıklı, iyi bir soruydu. Zordu bu arada. 15. sorumuz A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi 1, 2, 6, 7 kümeleri veriliyor. Buna göre A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin B kümesiyle kesişimi boş kümeden farklıdır. Yani diyor ki bunun alt kümeleri bunun alt kümelerinin kaç tanesi birbirine aynısıdır diyor. Ortak elemanlara bakalım. 1 2 1 2 başka ortak eleman yok. Demek ki bu 1 2'nin oluşturduğu alt kümelerle B'nin kesişimi veya A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin B kümesiyle kesişimi boş kümeden farklıdır. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Şimdi A kümesinde sadece birin olduğu kümeler var değil mi? Sadece 1'in olduğu. Tamam mı? Sadece bir. Çünkü bunun B ile kesişimi B kümesiyle kesişimi en azından biri verir bana. Sonra A kümesinin içinde 1 ve 2'nin beraber olduğu kümeler var. Sadece 1 ve 2. Bir de A kümesinin içinde, hani alt küme seçiyorum ya ben. Bu seçtiğim kümede sadece 2 olursa bu da sadece 2'nin olduğu alt kümeler var. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bu küme için sadece 1'i seçtim, 2'yi seçmedim. 3, 4, 5'ten herhangi birini koyduğumda bunu ben B ile kesiştirdiğimizde benim kesişim kümem sadece 1 gelir. Burada kesişim kümem sadece 1 ve 2 gelir. Burada kesişim kümesi ise B ile kesiştirdiğinde sadece 2 gelir. Bunların hepsini toplamı benden cevap çekiyor. Çünkü kesişimleri boş kümeden farklıymış. Yani bir elemanı varmış. O zaman ben A kümesinde sadece 1'in olduğu kaç alt küme oluşturabiliyorum? Bulayım. Sadece 1 varsa 1'i çıkardım, 2 olmayacak onu da çıkardım. 3, 4, 5 var. Burada 2 üzeri 3'ten toplam 8 tane alt küm oluşturur. Bu alt kümelerin B ile kesişimi sadece 1 verir bana. Bu 1. Sonra 1, 2 beraber olursa yine 1 ve 2 varsa çıkardım. Buradan da yine 2 üzeri 3 eşittir. Toplam 8 tane alt küm oluşturur. Bunun B ile kesişimi 1, 2'dir. Ve son olarak da yine 1 ve 2'yi çıkarttım. 3, 4, 5'ten yine 2 üzeri 3 toplamda 8 tane alt küm oluşur ve şundan bahsediyorum. Sadece 2'nin olduğu 8 tane alt küme oluşur ve kesişimleri boştan farklı 2'dir. Yani 8 artı 8 artı 8'den toplamda 24 tane küme alt küme B ile kesiştirdiğinizde boştan farklı olur. Ve 15. sorumuzu da bu şekilde 24 olarak bulmuş oluyoruz. Yine yine hani ne ya? yine böyle adından söz ettirecek bir soruydu. 16. sorumuz x diyor alt kümesidir 1 2 3 4 5 olmak üzere x birleşim 1 2 kümesinin eleman sayısı 4 olacak biçimde kaç farklı x kümesi vardır diyor. x de 1 2 kümesinde birleştirdiğimizde bu birleşimde en azından 1 ve 2 olacak. Bak en azından 1 ve 2 olacak. Sonra iki tane daha eleman yanına gelecek. Peki bu nasıl gelebilir? Kaç farklı x kümesi vardır? Yani ben burada kaç farklı x kümesi oluşturabilirim diyor. Mantıklı bir şekilde düşündüğümde ben x kümesine sadece 3 ve 4'ü yazabilirim değil mi? x kümesine ben 3 ve 4'ü yazdığımda Bakın ne oluyor? 1, 2, 3, 4. 4 elemanlı bir küme oluşuyor. Bu bir. O zaman ben X kümesine herhangi 1 ve 2 dışında şu 3, 4, 5 tane herhangi ikisini aldığımda oluşuyorsa herhangi ikisini bakın bu nedir? 3, 4. Sonra 3, 5 ve 4, 5. Toplamda 3 tane arkadaşımızı bulabildim burada. Yetti mi? Yetmedi. Çünkü X'in içinde ayrıyetten sadece 1'in olduğu ve yine ben bunun yanına 3, 4 bakın 1, 3, 5 ve yine ben bunun yanına 1, 4, 5 de yazabilirim. Çünkü bunun da kesişimi aynı şekilde 1, 2, 3, 4 olur veya 1, 2, 3, 5 olur. 1, 4, 5 olur. Yani 4 elemanlı olur. O zaman hocam sadece ben 1'i seçebiliyorsam o zaman x kümesine ben sadece 2'yi de seçebilirim. Ben sadece 2'yi seçsem yine yanına 3, 4 yazabilirim. 2'nin yanına ben 3, 5 yazabilirim. 2'nin yanına ben 4, 5 yazabilirim. 3 tane de burada oluşturdum. 3 burada. 3 burada. 3 tane de burada oluşturdum. O zaman hocam ben bir de 1, 2'yi beraber seçerim. Yanına 3, 4 koyarım. Çünkü bunun 1, 2 bir, ile bileşimi yine ne olacaktır? Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 gibi 4 elemanlı bir küm oluşacaktır. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 ve yine burası 1, 2, 4, 5. Toplamda burada 3 eleman vardır. 3, 6, 9, 12'den 16. sorumuzda 12 olarak bulunur. Başka nasıl yazabilirim ben bunu? Başka şöyle yazabilirim arkadaşlar. Başka başka başka. Ben buradaki Yok ya başka yazacak şey değil. yani. Başka bir şekilde bulabiliyor muyum diye bakıyorum. Sonuçta ben bundan herhangi dörtlüsünü seçsem, herhangi dörtlüyü seçsem, 5'in dörtlüsünden 5 eleman oluşuyor. Ya. Ama iki tanesi aynı oluyor. O yüzden böyle yapmak en mantıklısıdır diyorum. 16. sorumuzun cevabında 12 olarak 12 tane alt küme olarak bulmuş oluyoruz. Yani 12 tane x kümesi olarak buluyoruz. 17. sorumuzda aşağıda verilen şekilde karelerin içerisinde yazılan A, B, C, D, E boş kümeden farklı aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. Yani bunlar aynı evrensel kümenin alt kümesi. A 3, B 4, C 2, D 1, E. Karelerin arasında yazan sayılar arasında bulunduğu kareler içerisindeki kümelerin eleman sayıları arasındaki farkı gösteriyor. Yani bu iki küme arasındaki fark 3, iki küme arasındaki fark 4, iki küme arasındaki fark 2, iki küme arasındaki fark 1 eleman sayıları arasındaki farkı. S artı S 32. Bu A ile E'nin eleman sayısı toplam 32. D büyüktür E'ye. Tamam güzel. B. O zaman en küçüğü burada en küçüğü burada B mi? Ben B'ye X elemanlı dersem. A bundan büyükse hocam burası X artı 3 elemanlı. C A'dan büyükse bakın C 4 fazlası olacaktı. Hocam burası X artı 4 olur Çünkü X 8 4 olamaz. Sonra E C'den büyüktü. E C'den büyük. D E'den büyük. D en büyüğü. En büyüğü ise ben bu 2'yi buraya ekliyorum x artı 6. Biri eklersem en büyük e olur. En büyük d olduğuna göre bu biri çıkarıyorum. x artı 5 oluyor ve gördüğünüz gibi her şey oturuyor. SA ile S e'nin toplamı 32. S A ile S e'nin toplamı 32 ise x artı 3 artı eleman sayısı x artı 5 eşittir 32'ye. 3 artı 5 8 diğer tarafa attım. 2x eşittir 24'e. x eşittir 12'ye. Benden ne istiyor? S d'yi. S x artı 6'ydı. x 12'ydi. 12 artı 6'dan toplam 18 elemanlı büküm oluşuyor. 17. sorumuzun cevabı 18 olarak bulmuş olur. 18. sorumuzda A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi x'ler öyle ki mutlak değer x, eksi 1 küçüktür 5 ve x elemandır z olacak şekilde. Önce bir duralım. B kümesini açık açık yazayım. Mutlak değeri çözüyorum. Mutlak değer x, eksi 1 küçüktür 5 ise mutlak değerden kurtardım. Eksi 5 küçüktür. X, eksi 1 küçüktür 5. Sonra her yere artı 1 ekliyorum. Eksi 4 küçüktür, x küçüktür, 6 oluyor. E buradaki tam sayılar nelerdir arkadaşlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. Bu bir. Sonra ben c kümesini oluştururken fark ettim ki a c'den farklı olacak, b de c'den farklı olacak iken a alt kümesidir c, alt kümesidir b olacak. Bakın a c'nin alt kümesi, c de b'nin alt kümesi. O zaman A, yani benim C'min içinde A'daki tüm elemanların bulunması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Sonra yanına eleman seçeceğim. Bunu da B kümesinde geriye kalanlardan seçeceğim. 1, 2, 3'ü, 4'ü salladığımda geriye 1, 2, 3, 4 olan 5 eleman kalıyor. Ben bu 5 elemanı hiç seçmezsem, hiç seçmezsem C kümesi 1, 2, 3, 4 olur. Bakın geleceğim. Ben bu elemanlardan sadece eksi 3'ü seçersem 1, 2, 3, 4, eksi 3 oluyor. Gittim gittim gittim. Yani tek eleman seçtim. İki eleman seçebilirim. Üç eleman seçebilirim. Eğer ben B'deki tüm elemanları seçersem C içinde eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 5, 1, 2, 3, 4 olur. Yani A'ya eşit oluşuyor. E toplam hocam burada kaç tane C oluşturabilirim ben? E mantıkla düşündüğümüzde 1, 2, 3, 4 zaten vardı. Bu 5 elemandan ben toplamda 2 üzeri 5 eşittir. 32 tane alt küm oluşturuyorum ama A, C'den farklı diyor. Yani buradaki C sayısını seçemem. Yani boş küme olan ifadeyi seçemem. Bir de C, B'den farklı diyor. Bunu da seçemem. Toplam bu iki tanesini boş küme ve A'yı çıkarırsam geriye 30 tane küme kalıyor alt küme. 18. sorumuzda bu şekilde 30 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim sayfamızı da bu şekilde tamamlayalım. 18 bence gayet mantıklı, güzel, zor, iyi bir soruydu. 17. sorumuz yine güzel mantık kurmamız gereken bakın sınav ayarını yani. Bu net çıkarsa şaşırmam. Çünkü sorabileceği ÖSYM'nin sevdiği soru tarzı bu. Sorması, sormayı sevdiği tarz mesela. 16. soru aynı şekilde çok güzel bir işlem sorusu. Özellikle AYT'de çıkabilecek bir soru mesela bu. 15. sorumuz yine AYT'lik bir soru. Güzel bir soru ve zor bir soru. 14. sorumuz zaten bu sayfanın hatta belki de bu 30 sorunun en güzel sorularından birisi diyebilirim. Çünkü ilk sorular çok güzeldi. 13. sorumuz da bunlara nazaran biraz daha basit bir soruydu deyip 19'da devam ediyoruz. Diyor ki bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Yeni bir küme tanımlanmış. Örneğin P eşittir 4, 5, 6, 7 ve eleman sayısı bakın 1, 2, 3, 4 ve 4 bunun elemanı olduğu için bu bir gizemli kümedir. Buna göre A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli küme değildir diyor. Biz gizemli kümeyi bulsak geri kalandan çıkarsak sanırım sorunu çözmüş oluruz değil mi? Tamam bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Mesela şunu aklınıza gelebilir arkadaşlar. Mesela boş kümeyi aldım. Bunun elemanı var mı? Yok. Burada bir eleman yok. Yani burada sıfır yazsa sıfır elemanı diyebiliriz. Ama bu boş küme gizemli küme değildir. Çünkü burada sıfır eleman diye bir eleman yok. Bunu kafanızdan bir çıkarın. Çünkü daha önce bu soru sorunda böyle bir şey gelmişti kafama. Böyle bir şey gelmişti. Hocam peki bu kümenin toplam kaç tane alt kümesi var? Önce onu bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 227 tane alt kümesi var. E bu ne anlama geliyor? 2 üzeri 7 alt kümesi varsa bu ne anlama geliyor? 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 128. Toplamda 128 tane alt kümesi var. Bunu koyduk cebimize. Bunlardan gizemlileri, gizemli olmayanları istiyormuş bizden, gizemlilerini çıkaralım. Gizemlilerini çıkarmak ne anlama geliyor? Mesela burada bir elemanlı küme kaç tane var? Bir tane bir elemanlı küme var. Doğrudur. Çünkü içinde bir olacak. Mesela içinde 2'nin olduğu 2 elemanlı kaç küme var? Mesela buradan 1, 2 yazabilirim. Başka. 3, 2 yazabilirim. 4, 2 yazabilirim. 5, 2. 6, 2. Ve 7, 2. Toplam içinde 2'nin olduğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 6 tane yazabiliyorum. O zaman hocam ben şunu yapıyorum demek ki. İçinde 1'in olduğu 1 tane. 2'nin olduğu 6 tane. Mesela içinde 3'ün olduğu bu sefer neye bakacağım ben? 3 elemanlı kümelere bakacağım. İçinde 3'ün olduğu 3 elemanlı kümelere bakacağım. O zaman kendimi çıkardığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalıyor. Gerçi içinde 3'ün olduğu 2 şerli. Şöyle mi yapalım? Öyle yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar. 1'in olduğu bir tane. İçinde 2'nin olduğu. Şöyle 2 elemanları seçiyorum. Kesinlikle 2 var. Kesinlikle 2'nin olacağı. Bakın kesinlikle 2'nin olacağı. Diğer tarafa buraya ben bir eleman seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 elemandan birini seçtiğim anda toplam 6 farklı ihtimal olacak. Yani bir ihtimal burada. 6 ihtimal burada. Sonra 3 elemanlı alt kümelere bakıyorum. 3 elemanlı alt kümelere baktığımda içinde 3 kesinlikle bulunacak. 3'ü sildim. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman kalıyor ya. Bu 6 elemandan ikisini seçeceğim. Kaç tane yapıyor burası? 6 çarpı 5 bölü 2. Buradan da toplam 15 tane vardır. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 elemanlara bakacağım. E 4 içinde bulunmak zorunda. O zaman geriye 3 eleman seçeceğim. Geriye kalan 6 elemandan ben 3 tanesini seçtiğim anda içinde 4'ün olduğu 4 elemanlı kümeleri oluştururum. Buradan da 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 6 gitti. Geriye toplam 20 tane kaldı. Tamam. 5 elemanlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı ve içinde 5'in olduğu. Bakın 5 elemanlı ve içinde 5'in olduğu. Toplam 4 eleman seçeceğim. 4 eleman seçeceksem gerek kalan 6 tane 4 tanesini seçerim. Bu da 6'nın ikilisine eşittir. Yani o da 15 eşittir. Bu da tamam. İçinde 6'nın olduğu 6 elemanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve içinde 6 var. 1, 2, 3, 4, 5 seçeceğim. 6 elemandan 5'ini seçeceğim. Bu 6'nın birlik kombinasyonuna eşit. O da 6'ya eşit. Ve son olarak İçinde 7'nin olduğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanı e, tüm elemanları seçmiş oluyoruz. Burası da bir ihtimaldir. Yani burada toplamda bakın toplayalım. 1, 6 daha 7. 15 daha 22, 20 daha 42, 52, 57, 58, 6 daha 64. Toplam 64 tanesi gizemli kümedir. Bu 128 tanenin 64 tanesi gizemli kümedir. Ve bu 128 tanenin 64 tanesi gizemlidir. O zaman gizemli kümedir. Geriye kalan 64 tanesi gizemli küme değildir diyoruz arkadaşlar. Bitti. Bakın tüm gizemli kümeleri çıkarttığımda geriye kalanlar geriye bu arada boş kümede kalıyor. Evrensel yani A kümesi de kalıyor. Bunlar hepsi kalıyor. Çıkarttığımızda geriye kalanlar gizemli küme olmuyor ve sorumuzun cevabı 19. sorumuzun cevabını yine kontrolümüz yapalım. 64 olarak bulmuş oluruz. Gözden kaçırdığımız herhangi bir şey var mı diye tekrar bakayım. Sadece birinin olduğu, sadece ikinin olduğu, Sadece üçün oldu. Evet hepsini yaptık. Doğru. Hepsini yaptık. 19. sorumuzu da bu şekilde bulmuş olduk. 20. sorumuz yine ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Diyor ki x, y, z kümeleri. x'ler 10 ile 160 arasında ne tam sayı olmak üzere 4'ün katı olan sayılar. Y'ler 6'nın katı olacak 4 ile 150 arasında. Z'ler de 2 ile 170 olacak ve 2'nin katı olan sayılar. Buna göre aşağıda verilen ifade. Yukarıda verilen şemaya göre Aşağıdakilerden hangisi? Boyalı bölgenin elemanı diyor. Boyalı bölgenin elemanı. Boyalı bölgenin elemanı ne demek arkadaşlar? Burası, bakın şurası x birleşim y demektir. Ve z'den burayı çıkarmışım yani. z eksi x birleşim y'dir. Bu ne anlama geliyor? Bir kere z ise bu sayının 2'nin katı olması gerekiyor. Bu 2'nin katı olan sayılardan x birleşim y'yi çıkaracağım. x birleşim y de x birleşim y de sayı 4'ün katı olabilir. 6'nın katı olabilir. Bir sayı hem 4'ün hem 6'nın katıysa bu sayı otomatikman 4, 6, 12 mi? 12'nin katı oluyor. Güzel. Yani ben bu 2'nin katı sayılarından 12'nin katı sayılarına ve bu arada burada ben x bileşimi yaptığımda şöyle yapalım. Ayrı ayrı hepsini gösterelim. Ben burada x bileşimi yaptığımda 4'ün katı olan sayıları buluyorum. 6'nın katı olan sayıları buluyorum. E otomatikman bunlardan 12'nin katı oluyor ya. Ben 2'nin katı olan tüm sayılardan 4'ün ve 6'nın katı olan sayıları çıkaracağım. Yani benim kümemde 4'ün ve 6'nın katı olmayacak. Bu kadar. Bulalım. Bulalım. Bu arada Z kümesi 170'e kadar geliyor. O da önemli tabii ki de. Geldiğimizde burası 138 sayısı. 138 sayısı 2'nin katı doğru. Bu kümenin içinde. 4'ün ve 6'nın katı ise gitti. Bakalım. 3 artı 1 4. 8 daha 12. Buradan 3'ün katı geldi. Buradan 3'ün katı geldi. Peki. Peki. Bir de burada çift sayı var. Otomatikman bu sayı 6'nın katı oldu. 6'nın katı ise ben bu sayıyı kümeden çıkarttım. O yüzden bu bölgenin elemanı olamaz. 84 sayısına geldim. 84 sayısı bakın 4'ün katı. Demek ki ben bunu buradan çıkartmışım. Olamaz. 36 sayısına geldim. 36 sayısı 4'ün katı. Olamaz. 42 sayısına geldim. 6'nın katı olamaz. Ama 46 dediğim sayı 23 çarpı 2'dir. Yani sadece 2'nin katıdır. Demek ki 4'ün katı ve 6'nın katı olmadığı için ben kümeden çıkartmamışım. O zaman sorumuzun cevabı 5. öncül olarak bulunuyor. 20. sorumuzun cevabı 5. öncüldür diyoruz arkadaşlar. 21. sorumuzda Fransızca ve İtalyanca dillerini bilen ve dil bilmeyenlerin oluşturduğu 54 kişilik bir kafilede yalnız Fransızca bilenler ile yalnız İtalyanca bilenlerin sayısı birbirine eşittir. Tamam. Hem Fransızca hem İtalyanca bilenlerin sayısı bu dilleri bilmeyenlerin sayısının 3 katı ve tüm kafilenin 1/6'sı olduğuna göre bu kafilede Fransızca bilen kaç kişi vardır? Demek ki hiç dil bilmeyen var, evrensel kümemiz var. Bu evrensel kümenin içinde Fransızca bilen ve İtalyanca bilenler var. Tüm bilgileri yerleştiriyorum. Burası İtalyanca bilen, burası Fransızca ve evrensel küme. Hem Fransızca hem İtalyanca bilenlerin sayısı bu dilleri bilmeyenlerin sayısının 3 katı. Bu dilleri bilmeyen x kişi varsa ikisini de bilen 3 katı 3x kişi vardır. Ve tüm kafilenin 1 bölü 6'sı. Tüm kafile 54 kişiydi. Sayıları direkt bulabiliyormuşuz. Güzel. 54 bölü 6'dan ne buldum? 9 buldum. Yani şurası 9 diyor bakın. 3x 9 diyor. 3x 9. 3x 9'sa o zaman x de 3'tür. Bu da tamam. Bu kısım tamam. Fransızca bilenler ile yalnız İtalyanca yalnız Fransızca bilenler burası A diyelim. Yalnız İtalyanca bilenler eşittir. Burası da A diyelim. E sorumuz bitti hocam. Toplam 54 kişi varsa A A 2 A 9 artı 3 12. 2 A artı 12 eşittir. Kişi sayısı 54'e. Diğer tarafa attım. 2 A eşittir 42'ye. A dediğim sayı 21'e. Bu kafede Fransızca bilen kaç kişi vardır? A artı 9'du. O da 21 artı 9'dan toplam 30 kişi oldu. Ve 21. sorumuzun cevabını 30 olarak bize buluruz. 22. sorumuzda mavi ve kahverengi gözlü öğrencilerden oluşan 27 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısı 11, mavi gözlü öğrenci sayısı 12'dir. Sınıftaki kahverengi gözlü erkek sayısı mavi gözlü kız öğrenci sayısının 3 katı olduğuna göre mavi gözlü erkek öğrenci erkekler kaç kişidir? Şimdi burada hem mavi kahverengi hem de kız erkek ayrımı var değil mi? O yüzden bu tablodan başka bir çözüm yolunuz yok. Yani süper zeki, ultra akılda kalan bir zekanız yoksa ki benim yok. O yüzden bunu mavi ve kahverengi diye bu sütunlara ayırdım. Bir de sütun doğrudur. Evet. Bir de kız ve erkek diye de satırlara ayırdım. <laughs> Dolduralım. Mavi ve mavi ve kahverengi gözlü öğrencilerin oluşan 20 kişi grupta. Yani burası şu ikisinin toplamı 27. Bunu dağıtırız. Sıkıntı yok. Toplam 27 kişi var burada. Kız öğrenci sayısı 11. Toplam kızların sayısı bu kız değil mi? Tamam, kız kahverengi. Toplam kızların sayısı 11. Ve mavi gözlü öğrenci sayısı 12. Mavilerin sayısı 12 ise toplam 27 kişi varsa demek ki kahverengilerin sayısı da 15'tir. Bu da tamam. Sınıftaki kahverengi gözlü erkek sayısı sınıftaki kahverengi gözlü erkek sayısı. Buradan bahsediyor. Mavi gözlü kız öğrenci sayısının 3 katı. Mavi gözlü kız öğrenci sayısı eğer x ise burası 3x'miş. Ve soru bitiyor arkadaşlar. Soru şöyle bitiyor. E hocam burası 11 ise toplam x buraysa 11 x burasıdır. E buradaki kahverengi toplamı 15 ise ikisini topluyorum. 11 x artı 3x eşittir 15'e. 11 bu tarafa attım. 2x eşittir 4'e. x sayısı da 2. Ye. Benden ne istiyor? Mavi gözlü erkekler kaç kişidir diyor mavi gözlü erkekler. Buradan bahsediyor bulalım. X'imiz 2 ise toplam 12 ise buraya 10 kaldı benden bunu istiyordu. 22. sorumuzu da bu şekilde 10 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 23. sorumuz ABC gazetelerinden en çok 3'ünü okuyanların bulunduğu bir apartmanda. En çok 3'ü demek ne demek? Yani 3'ünü okuyan var, ikisini okuyan var, birini okuyan var, hiç okumayan da var. En çok birini okuyan 20 daire, en az ikisini okuyan 18 daire, en az birini okuyan 35 daire vardır. Buna göre bu apartmanda hiçbirini okumayan kaç daire vardır diyor. Bakın şimdi mantıklı bir şekilde düşünüyoruz. Bu benim evrensel kümem. Evrensel'e ihtiyacım var. Evet kayıt düğmesine bastım. Evrensel'e ihtiyacım var. Çünkü evrensel'deki amaç aslında şurada göstermek istediği bir şey. Benim hiç okumayanları göstermek. Ben burayı şu anda ABC gazetelerinde okuyan kesişim halinde 3 tane eleman çizeceğim. Çizelim. Şu varken şu A'yı okuyanlar olsun. Şu B'yi. Şu da C'yi. A gazetesi okuyanlar, B gazetesi okuyanlar ve C gazetesi okuyanlar. Bu da benim evrenselim. Şimdi en çok birini okuyan 20'de ayrı. En çok birini okuyan demek X, Y, Z, T, L, M, N. Harfleri gösterelim. En çok birini okuyan demek ya hiç okumayacak, burada dışarıda T, T M, N, K. Ya hiç okumayacak K, artı ya da en çok birini okuyacak. O da x n m eşittir. Yani k artı k artı x artı m artı n toplamı 20. Ye. En az ikisini okuyacak. Yani bu diyor ki ya ikisini okuyacak. Bakın y y z c ikisini bir de t üçünü. Bunların toplamı da 18 daireye. y artı z artı t artı l eşittir. 18. Aslında bu, bu sayede biz toplam burada kaç kişi olduğunu bulduk. 20 artı 18 38 kişi. En az birini okuyan 35 daire vardır diyor. En az birini okuyan 35 daire. En az birini. Bu ne anlama geliyor? En az birini. Yani x, n, m en az biri. Y, t, L, z en az ikisi. T en az üçü. Hepsinin toplamı 35 cent. Demek ki burada hiç okumayan 3 kişi kalıyor. Çünkü ben bunları topladığımda sınıf mevcudu olan 38'i bulurum. O zaman buraya 3 kişi kaldı. Bitti soru. Sınıf mevcudu hepsinin toplamı. Bu ikisinin toplamı sınıf mevcudunu veriyor. Toplam 38 kişi vardır bu K'nın dışındaki tüm elemanların toplamı bana 35'i veriyormuş. O zaman K'ya 3 kaldı. Bana bunu soruyor. Hiçbirini okumayan kaç daire vardır diyor. 3 daire vardır. 23. sorumuzun cevabını da 3 olarak bize buturuyor. 24. sorumuzda matematik, fizik veya kimya derslerini alanların bulunduğu bir toplulukta bu derslerden en az birini alanların sayısı 38, en çok ikisini alanların sayısı 29'dur bu derslerden hiçbirini almayan olmadığına göre bu sefer evrensel'e gerek yok. Her üç derste alanların sayısı kaçtır? Bu sefer evrensele gerek yok. Yine 3 tane elemanımız var bizim bakın. Mantıklı bir şekilde bu elemanları yerleştiriyoruz. Matematik dersini alan, fizik dersini alan ve kimya dersini alan. Şimdi dediği şeyi yerleştirelim. Diyor ki hatta x yine y, z, t, k, l, m. Bu derslerden en az birini alanların sayısı. En az birini alanların sayısı. Yani ya birini alabilir, ikisini alabilir, üçünü alabilir. Bu aslında bana toplam sınıf mevcudunu söylüyor. Neymiş? 38. En çok ikisini alanlar demek en çok ikisi. Yani şunu söylüyor. Burada birini alanlar, bir de burada ikisini alanlar. Bunların hepsinin toplamı 29'muş. E toplam mevcut 38 ise yani Z harif toplamımızda 38 ise e burası 29'sa demek ki bu Z'ye geriye kaç kaldı? 9 kişi kaldı. Benden ne istiyor? her üç dersi alanların sayısı kaç diyor. Benden direkt bu Z sayısını istiyormuş. Zaten ki direkt ortaya çıktı. 24. sorumuzu da biz bu şekilde 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar diyelim ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamlayalım. Yani 24 gerçekten basit ama kafa karıştı. Yani şunu çizmediğiniz ve x, y, z, t, k, l, m ne demeye çalıştığını görmediğiniz anda kafadan giden bir soru. Aynı şekilde 23 bunun bir üstü evrenseli de işine kattığımız güzel bir soru. 22. sorumuz ÖSYM'nin sevdiği tablo yapmayı öğrenmeniz gereken güzel bir soruydu. 21. sorumuz bence yine denklem kurmayı bilmeniz gereken güzel bir soruydu. 20. sorumuz bakın bu zor bir soru. Nereden zor bir Yani bu ne demek istiyor? 2'nin katı olacak ama 4'ün ve 6'nın katı olmayacak dediğimiz iyi bir soruydu 20. soru bu arada. 19. sorumuz da tam olarak sınav ayarında hatta bir tık üstü, üstünün üstü iyi bir soruydu deyip son sayfamıza geçip 25. sorumuzda devam ediyoruz. Yine ÖSYM noktalı bilgi vermeyi çok seviyor arkadaşlar. Yani düz bir cümle şeklinde yazmaktansa noktalı sıralı bilgi veriyor ki sen bu bilgiyi al kafanda yoğur ayrı ayrı. 25. sorumuzda bir okul öğrencilerine 3 farklı piknik düzenlemiştir. Bu pikniklere katılanlarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Her bir pikniğe 30 kişi katılmıştır. 10 kişi pikniklerden 3'üne de katılmıştır. 33 kişi en az iki pikniğe katılmıştır. Buna göre pikniklerden yalnızca birine katılmış olan kaç öğrenci vardır diyor. Hemen birinci piknik, ikinci piknik ve üçüncü piknik yapıyorum. Şimdi hiç katılmayan yok. Öyle bir mevzu yok. Yerleştirelim. Birinci pikniğe katılanlar, ikinci pikniğe katılanlar, üçüncü pikniğe katılanlar. Sonra 10 kişi pikniklerden üçüne katılmış. Yani burası 10'dur. Bu bir. 33 kişi en az iki pikniğe katılmış. Şöyle yapalım. Mesela burası 2 pikniğe katılmış. Burası 2 pikniğe, burası 2 pikniğe. En az 2 pikniğe demek. 2 pikniğe katılanlar x artı y artı z artı 3 pikniğe katılan 10 kişi bunların toplamı da 33 yapar. Bu da tamam. Diğer tarafa attım. x artı y artı z eşittir. 23'e. Sonra bilmediğimiz neresi kaldı? Buraya a, buraya b, buraya c diyorum. Her bir pikniğe 30 kişi katılmışsa. Bu ne anlamı görüyor arkadaşlar? Bakın. a, x, y, 10. Ne eşit olacak? 30'a burada 10 varsa geriye kalan a artı x artı y eşittir 20'ye. Aynı şekilde burası 10 çünkü 30 kişi de ikinci pikniğe katılmıştır. x artı z artı b x artı z artı b yine 20 eşittir. Ve aynı şekilde y artı z artı c 20'ye eşit olacak. y artı z artı c eşittir 20'ye. Ben bu üçünü taraf tarafa toplasam toplasam ne oldu? a artı b artı c artı 2x 2y 2z. 2x artı 2y artı 2z eşittir 60'a. x artı y artı z 23'tü. Bunların iki katı 23'ün iki katı olacak yani 46 olacak. Diğer tarafa attım. a artı b artı c eşittir 14'e. Benden ne istiyor? Yalnızca birine katılmış olan öğrenci a yalnızca birine, b yalnızca birine c yalnızca birine. Yani bunu istiyordu benden. Bu da bana 25'ini sorumuzun cevabını 14 olarak bulunmuş olur. 26. sorumuz A sayısı tek rakamlar A kümesi. B kümesi asal rakamlar. Ve diyor ki C de A'nın alt kümesi olmak üzere S C kesişim B 2 olacak şekilde kaç farklı C kümesi yazılabilir? A kümesi tek rakamlar dediği 1, 3, 5, 7, 9. B kümesi asal rakamlar dediği 3, 5, 7 ve C kümesi A'nın alt kümesi diyor. Yani benim C kümem A'nın eğer alt kümesi ise benim çekici çekeceğim, çekeceğim rakamlar seçeceğim rakamlar 1, 3, 5, 7 ve 9'dan olacak. Bu bir. Bir de ben bunu B ile kesiştirdiğimizde sonucum 2 tane çıkacak. Yani 2 tanesi ortak olacak. Şimdi arkadaşlar ben C kümesindeki C kümesini seçerken B ile ikisinin ortak olması için bakın B ile ikisinin ortak olması için burada 3, 5 bulunabilir. Ben C kümesi oluşturuyorum. İçinde 3, 5 bulunabilir. 2 tane ortak. Değil mi? C'yi seçiyorum. İçinde sadece 3 bulunabilir. Ama 5 yok. Bir de ben C'yi seçiyorum. İçinde sadece 5 bulunabilir. 3 yok. Bir de hiçbir şey olmazsa ne olur? B ile 2 ortak eleman. Hiç olmazsa 2 ortak eleman. Evet. Hiçbirini seçmezsem. Ortak hiçbirini seçmezsem. Ortak hiçbirini seçmezsem. Yani 3 ve 5'i seçmezsem öyle bir mümkün değil, değil mi? Yani, yani ya 3 olacak ya 5 olacak ya da 3-5 beraber olacak. Bu bir. Şimdi eğer ben C kümemde 3-5 varsa o zaman ben B ve C'deki bak 3 5 2 tane ortağı buldum. O zaman 7 bulunamaz. Şimdi 3 gitti, 5 gitti, 7 gitti. Yani ben buraya 1 de yazabilirim, 9 da yazabilirim. Toplam burada iki tane C kümesi oluşturdum. Bu 1. Sonra ben C kümesine 3'ü yazdım. 3'ü yazdım. 5'i yazmayacağım. Otomatikman iki tane kesişim varsa diğer küme 7 oluyor. Diğer küme 7 oluyor. Bakın diğer küme 7 oluyor. Başka da ihtimal var mı diye bakıyorum. 3'ü seçtim. 5'i yazamıyorum. 7'yi yazdım. 1, 9 var. Yine ben buradan 3, 7, 1 veya 3, 7, 9 yaparsam 3 ve 7'ler ortak oluyor. Bu da tamam. Sonra ben burada 5'i seçtim. E aynı mantık gidersem bu sefer 5'i seçtim. 3'ü seçemeyeceğim. Otomatikman yanına 7'yi yazdım. Bu 7'nin yanına da 5 ve 7'yi kullanamam. 3'ü de yazamıyorum. 1 ve 9 yazabilirim. Yani ya 1 buraya ya 1, 9 buraya gelirse 5, 7, 1. 5, 7, 9 yazdığımızda bakın. 5, 7'ler yine 2 tane ortak olmuş oluyor. Peki ben hiçbirini seçmezsem? 3, 5, 7'in hiçbirini seçmemesi gibi bir ihtimal yok zaten. Bu da 26. sorumuzun cevabını bize tekrar bakalım. 2, 2, 2. 6 tane buradan buldum. Şimdi 3, 5, 1, 3, 7, 1, 5, 7, 1. Yani 3, 5, 3, 7, 5, 7. 3, 5, 3, 7, 5, 7. Hmm. Bak şöyle olsa daha güzel olur. 3, 5'e 1, 9. 3, 7'ye 1, 9. 5, 7'ye 1, 9. 3, 5. 5 kaç bakıcı hükümesi yazabilir? Olacak şekilde kaç bakıcı hükümesi? 3, 5, 5, 7. Sadece bir eleman olsa orada ortak. 3'ünü yazsak ortak olmaz değil mi? Peki. Sadece bu 3, 5, 1 mi seçebiliyorum? Yani 3, 5, 1, 9 seçersem. Evet. Şu an benim bulduğum sadece 3 elemanlı hüküme. Bakın. 3 elemanlı hüküme. Ben 2 elemanlı hüküme de seçebiliyorum. Nedir bunlar? Sadece 3, 5'i seçebilirim. Veya ben B yerine sadece 3, 7'yi seçebilirim. Bakın yine iki tane ortak. Bir de ben C yerine direkt sadece 5 hilde seçebilirim. Şimdi iki elemanlıdan iki elemanlardan toplamda 3 tane geldi. Bakın 1 burada, 1 burada, 1 burada. 3 elemanlarda 2, 4, 6 geldi. Bir de 4 elemanlılar var. 4 elemanlılar nedir? Benim kümem 3, 5, 1, 9 olabilir. Veya 3, 7, 1, 9 olabilir. Veya 3, pardon, 5, 7, 1, 9 olabilir. 4 elemanda da 1, 2, 3 tane var. 3 tane burada 6. 6 tane burada var. Toplamda ben 12 tane gördüğünüz gibi C kümesini yazabiliyorum. Bu da bana 26. sorumuzun cevabını 12 olarak buluyor. 27. sorumuzda A kümesi eşittir. N bölü eksi 1 üzeri N. Öyle ki N sayısı 1, 2, 3, bla 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 A'ya kadar gidiyor ve A doğal sayı. Kümesinin tüm elemanları toplamı eksi 22 ise bu kümenin eleman sayısı kaçtır? tüm elemanları toplamı eksi 22. Şimdi demek ki hocam şöyle oluşuyor. A'lar doğal sayı. Yani ben A yerine tersi ne artı diyebilirim. Bakın n eşittir. Birden A'ya kadar gidiyor. A ne artı. Birden başlıyor. E A'ya kadar gidiyor. Ben n yerine 1 yazsam. Elemanları bulalım. n yerine ben 1 yazdığımda 1 bölü hatta şöyle diyelim. Tek sayıda çift sayıda farklı gelecek zaten. n yerine 1 yazdım. 1 bölü eksi 1 üzeri 1. Sonucumuz eksi 1 oldu. Bir gün ben n yerine 2 yazsam. n yerine 2 yazdığımda. 2 bölü eksi 1 üzeri 2'den pozitif sadece 2 geldi. Virgül gün 3 yazsam eksi 3, 4 yazsam artı 4. Bu elemanların toplamı eksi 22 ise mantıklı bir şekilde düşünüyorum. Bakın her birinde fark ne oluyor? 1 oluyor. Her birinde fark 1 oluyor. Toplam farkın ne olması gerekiyor? Eksi 22. O zaman bu olmaz. O zaman şöyle olacak. Bununla bunun toplamı eksi 1. Mesela burada 4, 5 yazdım. Bununla bunun toplamı eksi 1. Bla 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 bla. Nereye kadar gideceğimizi bulalım. Diyelim ki burada çift olduğunda iken yapayım. Pozitif. Evet negatif olan 5 oluyor. Çift olsun iken yapayım. Bir sonraki ifade de eksi iken eksi 1 olsun. Yani bunun eksilisi ve bir fazlası. Değil mi? 4 ise eksi 5 komple. Tamam. Bu. Doğru. Doğru 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 doğru. Şimdi toplam eksi 22 ise bu arada bu ne anlama geliyor? Demek ki bu eksiyle bitmiş. Yani artı ile biterse otomatikman sonuç artı çıkıyor bakın. Eğer eksi artı olsaydı artı 1, artı 1, artı 1 gelirdi. Demek ki artı eksiyle bitmiş. Bu da tamam. Terim sayısını bulalım. Terim sayısını şöyle bulurum ben. Mantıken düşünüyorum. Mesela burada 4, burada 2 aldığımızda 2 şey artıyor. 4 eksi 2, 2 bölü 2 şey artıyor. Artı miktar, artı 1 artı 1'den toplamda 2 terim yapıyor. O zaman hocam ben eksi 22 elde etmek için eksi 1 en başta var. Demek ki burada geriye kalan bu ifadeden toplam eksi 21 elde edeceğim. Yani ben 21 tane eksi 1 bulacağım. Onu terim sayısını şöyle bulurum. Son terim iken eksi ilk terim 2. İsterseniz son terimi bu alıp bir sonraki terimine bir hani son terim eksi ilk terim yapıyoruz ya. İsterseniz eksi 3 alın diğerinden. Oradan aynı sonuç çıkacaktır. 2 en eksi 2 bölü 2'ye böldüm. Artı 1 yaptığımızda toplam 21 tane eksi 1 olması lazım. Yani 21 terim olması lazım burada. 2n-2 bölü n'den gelecek sonuç n-1 artı 1 eşittir 21'e. Demek ki n dediğim sayı buradan 21 çıkar. n dediğim 21 ise bunu buraya yazdım. Kümenin eleman sayısını istiyor bizden. E bu 21 ise 21 çarpı 2 burası 42. Burası eksi 43 oluyor. Yani eksi 1'den başlıyor. Eksi 43'e kadar gidiyor. Toplam 43 eksi 1 artı 1'den de toplam 43 tane terimimiz oluyor. Ve 27. sorumuzun cevabını 43 terimli olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bana. 28. sorumuz. A kümesi eksi 6, eksi 5, eksi 4, 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıp bu sayılarla B kümesi yazılıyor. Buna göre B kümesi eleman sayısı kaçtır? Diyor. Bakalım B kümesi eleman sayısı kaç oluyor? En düşünü bulmaya çalışayım. Eksi 6, eksi 5 ve eksi 4 3 elemanını aldım. Ne oldu? En küçük eksi 15 oldu. Virgül. Peki hocam eksi 14 elde edebiliyor muyuz? Eksi 6, eksi 5 ve eksi 3 alsam eksi 14. E bu şekilde ben eksi 13, Eksi 12 dıgı 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 Hatta ve hatta eksi 2 eksi 1 3 alsam 0 da elde ettim. Sonra 1 2 eksi 1 0 alsam 1 elde ettim. 2 elde ettim. Maksimum kaç elde edebiliyorum? 3 4 5 alsam 5 4 9 3'ten maksimum da 12 elde edebiliyorum. Diyor ki burada B kümesinde kaç eleman vardır? Bu tarafta 15. Bu tarafta 12. 27. 1 ile 0 var burada. Toplamda 28 tane küme elde edebiliyorum. 28. sorumuzun cevabını biz bu şekilde 28 olarak bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar hızlı bir bakalım mı? Eksi 15'den 15 derim. 6, 4, 10, 15 doğrudur. 12, 1 daha 0. 28 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 29. sorumuzda Doğa ve Tuğba'nın her birinin 11 tane rakamdan oluşan her birinin 11 tane rakamdan oluşan TC kimlik numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. Doğa 56 ile başlıyor. 1, 2, 3, 4 tanesi kapalı. 43, 0, 6 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bir tane rakamda oluşan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane rakam eksik yapmışız. Şöyle yapalım. Buraya birer tane daha ekleriz. Sıkıntı yok. Tom toplam 11 rakam. Elemanları Doğan'ın TC kimlik numarasındaki rakamlardan oluşan küme A. Tuba'nın TC kimlik numarasındaki rakamdan oluşan küme B'dir. Yani A kümesi buradan oluşuyor. B kümesi buradan oluşuyor. S A 9'a S, 6 olduğuna göre A kesişim ve 5, 6, 8, 9, 1 olduğuna göre A eksi B kümesinin elemanlarının değerleri toplamı kaçtır diyor bana. Yani ben A kümesi ve B kümesini beraber oluşturabiliyorum. Bir tık yaklaştırdım. Oraya gerek yok başka. Şimdi önce 5 elemanı burada var. 6 burada var. 5 ve 6 burada da var. 5'i ve 6'yı sildim. Sonra 6'yı bir daha kullanmayacağım sildim. Yukarıda tekrardan 4, 3 ve 0 var. 4, 3, 0. Aşağıda 7, 9 ve 8 var. Şimdi devam edecek bu küme. Fark ettiyseniz 5 ve 6'lar zaten ortak. Diyor ki zaten kesişim kümesi 5, 6 var. Bir de 8, 9, 1 var. Yani 8, 9, 1 hem yukarıda hem aşağıda var. E burada 8, 9 var. Ayrıca bir de buraya 1 yazdım. Yukarıya da 8, 9 ve 1'i ekledim. Buradan bu bilgiyi aldım, kullandım. S, B, 6'dır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman B kümesini kapattım. B kümesinin eleman sayısı bunlardır. S A 9'dur diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tanesi eksik. Bu eksiği gelin beraber bulalım. 0, 1, 2. Şimdi hocam ben 2'yi yazabilir miyim? Bakın 2'yi yazabilir miyim? Bakacağım. Başka. 3, 4, 5, 6. Hocam bir de 7 yok burada. Bu da tamam. Şimdi 2'yi ve 7'yi ben buraya ekleyebilir miyim? 7'yi ekleyemem çünkü 7 alt kümede de var. Eğer ben buraya üst kümeye 7'yi eklersem kesişimi otomatikman 7'yi yazmak zorundayım. Demek ki benim son rakamım son rakamım 7 değil 2'ymiş. Bitti. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oldu. Eleman sayısı 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 6 oldu. Eleman sayısı. A eksi B istiyor. Ortaklarımızı bulalım. 5 ortak, 6 ortak. Başka 8 ortak, 9 ortak ve 1 ortak. Bu ortakları çıkarttığımızda A eksi B de geriye 4, 3, 0 ve 2 kalıyor. Elemanların değerleri toplamını istiyor. 4, 3, 7, 2 daha. 9 yapar. Bakın 9 yapar. 29. sorumuz bence çok sağlam bir soruydu. Sınav ayarında iyi bir soruydu. 29. sorumuzun cevabını 9 olarak bulmuş oluruz. 30. ve de bugünün son sorusu diyor ki İnternet üzerinden alışveriş yapan bir müşteri alacağı bir telefonun listesinden önce sadece ücretli kargo filtresini uygulamış ve ekranda 36 ürün listelenmiştir. Hemen sonra ise sadece aynı gün kargo filtresini uygulamış ve ekranda 24 ürün listelenmiştir. Her iki filtreyi de işaretlediğinde 8 ürünün listelendiğini gören bu müşterinin ücretli kargo veya aynı gün kargo seçeneğiyle alabileceği bu malın listesindeki ürün sayısı kaçtı diyor. Bakalım. Bir ücretli kargo bir de aynı gün kargo. Ücretli bir de Aynı gün kargo yapalım. Ücretli kargo, aynı gün kargo. Bakın hemen sonra ise sadece aynı gün kargo filtresi uygulamış. Her iki filtreyi uyguladığında 8 ürün listelenmiş. Yani. 8 ürün aynı gün ve ücretli olarak ücretli kargo. Evet gönderiliyor. Bu bir. Ücretli kargo filtresini uygulamış ve ekranda 36 ürün görmüş. 8 tanesi her ikisinde de var. O zaman bu 36 tanesinden ben 8 tane çıkarttığımda geriye 36-8 ne yaptı? 28 tanesi sadece ücretli. Tamam. Toplam 24 üründe Sadece aynı günde 24 ürün var. 8'i buradaysa 16 ürün buraya kaldı. Bana istediği şey nedir? Veya aynı gün kargo seçeneği alabilecek. Bu malın listesinde ürün sayısı kaçtır? Topla ürün sayısını istiyor. 28, 8 daha 36, 46, 6 daha. Toplam burada 52 ürün vardır diyorum ve 30. sorumuzla beraber bugünümüzü tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. 65. günümüze de şöyle çalışma sayfasında tikimizi atalım. Gördüğünüz gibi günler yavaş yavaş doluyor arkadaşlar. Yarın 66. gün kümeleri noktalayacağız sonra mantık konusuna başlayacağız ve artık bundan sonrası hızlı hızlı TET bitirmek ilk hedefimiz olacaktır. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Umarım videolar işinize yarıyordur. Eğer bunlar oluyorsa bana destek vermek adına videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.